ekmek, komposto, silah sesleri. Burada bir suç mu işlenmiş, bir şey olmuş ya. Abla dur. Burada da banka önlerinde silahlı abiler bekliyor bak, eli tetikte. Eli tetikte öylece duruyor. Her an sıkarım yani, yaklaşma. Öyle bir yer, öyle bir kaos burası. Su getirmiş, bu ne lan? Evet, burada bayılan bir abi, başında bekliyorlar. Abi gitmiş. Silah sesleri. Bir şeyler oluyor ama hadi bakalım. Teyze de gülüyor, sıkıyorlar ileride. Olivia. Evet, sokağımız burası. Cadı Marketi diye bir şey var. La Paz, Bolivya'da. Bayağı öyle insanların geçmişte inandıkları ürünleri satıyorlar. Oraya gidiyorum şu an. Böyle kurutulmuş bitki kökleri. İnsanların inandığı ürünler dedim ama insanların inandığı iksirler diyeyim. Çünkü bayağı burada İnka'dan kalma ilaçlar, iksirler satılıyor. Evet, buralar geçiyor. Ya burada bir şeyler satıyorlar. Kurbağa bacağı falan filan. Henüz bir şey göremedim. İçeride bir şeyler var galiba. Doğal ürünler. Böyle garip garip şeyler kokuyor mesela. Bitkisel, doğal. İlginç bir market burası. Yani gördüğünüz gibi baksana. Unutulmuş köpek mi ne bu ya? Vay be. Girdim ablanın dükkanına da. Kurutulmuş yavru bir şeyler falan var. Böyle ilginç bir yer. Bak lama yavruları. Bunlar hep gerçek. Vay be. Güzel de kokuyor, öyle kötü kokmuyor. Pudralar, bir şeyler. Bunlar turistik değil tabii. Yani birçoğu turistik ama inananlar, bunları alan, yiyen, içen insanlar da var. Eski İnka tanrıları. Görüldüğü gibi kurutulmuş lamalar, alpakalar. Şunları görüyor musun? Bir sürü bir şeyler var. İçeride de abla çekiniyor. İçeride de böyle insanlar bir şeyler satıyorlar. Ama güzel kokuyor, böyle aktar gibi. Bunlar hep ölü bebek lamalar, alpakalar. Vay be. Cadı Marketi diye geçiyor burası. Bitkisel bir şeyler. Yani ilginç. Değişik ürünler var. Biraz şöyle gidelim. Bunlar daha böyle sokak ürünleri. Baksana ablamız azmış her şeyi. Si. What? Böyle ablamız biraz yabani ya. Taş falan fırlattı. Böyle pek mutlu değiller. Ürünleri görüyorsunuz. Burası cadı pazarı. Ve herkes satıyor. Yani insanlar bunları alıyor. İlginç bir kültür. Ve turistlerden nefret ediyorlar. Kadın bildiğin demin bana taş fırlattı anasını satayım. Suratıma. Taş değil, tebeşir gibi bir şey, ufak bir şey. Bu şekilde. Domuz derisi, bir şeyler. Bak alıyorlar. Bunlar koka yaprağı gerçi. Sokaklarda insanlar bir şeyler satıyor. Bolivya halkı biraz yabani. İtiraf ediyorum. Fotoğraf videoya karşı
bayağı tepki gösteriyorlar. Halbuki ilginç yani, sen orada ölü bebek lama satıyorsun, ben de merak ediyorum. Bu şekilde köşeye kurulmuşlar. Yani öyle çok da yaklaşıp soramıyorum çünkü bayağı sövüyorlar ya. Ürktüm yani. Şurada abla bir şeyler yapıyor çocuğa. Laf fazla hayat. Bunlar da Hristiyan ablalar galiba. Mum satıyorlar. Burası büyük bir pazar. Herkes bir şeyler satıyor. Yani kimisi böyle şapka, atkı, bir şeyler. Kimisi çerez. Kimisi de böyle sokakta olanlar özellikle bitkisel ürünler satıyorlar. Ablamız mesela köyünden getirmiş otunu, bitkisini satıyor. Ben abla taş satıyor. İlginç. Kokonat. Bu bölge biraz daha böyle cadı işleriyle uğraşıyor. Bitkisel bir şeyler. Vallahi durup soramıyorum da. Ağrısını gideriyoruz. Yani üzerinde yazanlar böyle bitkiler. Kurt, taş, böcek. Karışık bir şey. Yani ilginç bir market tabii. Taşlanmam daha da ilginç. Bu şekilde. Garip garip bitkiler var. Bunları satıyorlar. Çaylar, bir şeyler. Bak burada abla bir şeyler satıyor. İlginç, şaşırttı. O her yerde aynı şeyler. Ufak ufak anlıyorum. Şöyle diyeyim, burası daha turistik bölümü. O cadı pazarının. Şundan sonrası biraz daha lokalleşiyor, sizi taşlamaya başlıyorlar. Buranın aşağısı yine bir tık daha turistik sanırım. Şarap falan satıyor, baksana. Böyle Hindistan'ın sunakları gibi, yani sundukları şeyler gibi. Bitkiler, koka. İçerisi full ölü lama, alpaka. İlginç, şuraya bak. Pazara bak be. İşte cadı pazarı diye geçiyor. Ablamız da şuraya tahtadan cadı yapmış. Bak kız soruyor tek tek. Abla cevaplıyor. Bu şekilde ölü bebek domuzlar, lamalar, bir şeyler. İnka tanrıları. Kurutulmuş bildiğin. Sallanıyor hepsi. Evet, bu tarafı bir tık turistik. Bunlar Bolivya'nın festival kıyafetleri. İlginç farklı festivaller oluyor burada. Yani böyle hangi gün olduğu, ne olduğu belli olmayan, bir anda sokakta göreceğiniz festivaller.
güzel yapmışlar. Baksana ölü domuz. İlginç ya. Farklı yani. Bu avla iyi satış yapıyor. Helal. Yani yol boyunca insanlar böyle şeyler satıyor. Bitkisel genelde. Ha, gördüğünüz gibi ölü ama iyi anlayamadım ya. Neden yani? Ya ne yapabiliyor olabilirler? Yiyorlar mı? Suyunu mu kaynatıyorlar? Ne yapıyorlar ölü lamayla? O çok ilginç. Onu anlayamadım yani. Bitti bu kadar marketimiz. İlginçti, ben de şaşırdım. Ama güzeldi, farklıydı. Ne oldu? Acaba ölü lama, ölü bebek lama biraz şov mu? Yani onda bir şey yapıyorlar mı? Bakacağım ya, çok merak ettim. Araştıracağım. Abimiz freestyle yapıyor. Yapamıyor şu an, yapacak biraz. İlginç. Berberler ya. Şova bak. Şimdi okudum. Şey yapıyorlarmış, bu Pachamama tanrısı var ya, Peru ve Bolivya'da yapıyorlarmış bunu. Bu bölgeye hasmış. Fetüs, yani ölü bebek lamayı alıp yakıp kutsal yerlere küllerini serpiyorlarmış. Yanında da o tabaklar vardı ya, şeker, işte çiçekler falan, onları da böyle servis edip sunaklarda ibadet amaçlı sunuyorlarmış tanrıları Pachamama'ya. Yani yerin göğün anası mı diyeyim, ne diyeyim, öyle bir tanrı. Mother of, yani dünyanın annesi adlı bir tanrı. Bu insanlardan hala inananlar var tabii ki. Hepsi Hristiyan değil. Birçoğu hala İnka kültür ve geleneklerini sürdürüyor. Dinine de inanıyor. Örnek bir kültür, eliş. Olmazsa olmazımız portakal suyu. Şifadır, her derde devadır. 5 sol yani. 5 sol yani 60 sent. 60 sent falan. Teleferikten indim. Şu sıraya bakıyorum, ne sırası diye. Bayağı böyle uzun bir sıra. Sanıyorum devlet işi, sertifika falan bir şey. Böyle bir pasaj. Şuradan devam edelim. Hala CD'ler falan satılıyor, baksana. Windows 11. Abi buenas. Sütlaçlar. Meyveler. Bu şekilde. Buradan meydana, yani plazalarına doğru gidiyorum. Burası Centro diye geçiyor, yani merkez. Dükkanlar tatlı. Bak, arkadaki abla sıradan bir Bolivyalı, giyimine kuşamına sahip. Yöresel. Ama tabii modern giyinen insanlar da var. Hatta böyle İspanyol asıllı beyazlar da var. Bolivya'da şöyle şeyler de var. Yani böyle ölen insanların mankeni gibi. Bunları böyle sallandırıyorlar da sağa sola. Yani böyle ölümü hatırlatma amaçlı mı bilemedim. Bazen böyle direklerde falan o tarz mankenler asılı oluyor. Evet tabii, her meydan, her merkez gibi burası da tehlikeli duruyor. Ki tehlikeli de. Eskiden La Paz'ın merkezi tehlikeli değilmiş. Bu sıralar artık tehlikeli kalınmaz. Daha böyle uzakta, Sapopachi dedikleri bölgede kalın falan diyorlar. Oraya da gideceğiz. Buralar bir tık tehlikeli gördüğünüz gibi. Burada ne yapıyorlar? Çadır madır yemek bir şeyler. Tabii yüksek rakımın
yüksek irtifanın en kötü şeyi. Vücudunuzun oksijene ihtiyacı varken yeterli oksijeni alamıyorsunuz yani şu an. Merdiven çıkıyorum, ölüyorum ama adamların umurunda değil. Çünkü onların akciğeri buraya adapte olmuş. Ve yeterli oksijeni alamadığınız zaman ilk birkaç hafta alışma süreci, o hafta çok zor geçiyor. Kusuyorsun, yemek yiyemiyorsun, yorgunsun sürekli, hareket edemiyorsun. Çok karışık. Bayağı karışık hakikaten, şu anda burası da karışık. Vay be, tam bir meydan. Bak, Venezuelalı abiler var. Bunlar çok yaygın. Bunlar Venezuela'dan kaçan, sağa sola yerleşmeye çalışan abiler. Çoğu Bolivya, Şili, Ekvador, Kolombiya, Amerika'ya kadar gidenler var. Bu şekilde. Hayat merkezde. Hücumlar iyiyim şu an. Bir diğer ulaşım aracı da bunlar. Kolektivolar, küçük minibüsler. Bunlar da 2 sole, 3 sole gidiyor. Ablamız rüzgardan korunmak için kendini muşambaya sarmış. Cevizler, pikan cevizleri. Bu şekilde. Yerliler her ülkede olduğu gibi fakir. Yani sıradan bir Bolivya çocuğunun görünüşü bu şekilde. Yaşlı dilenen teyzeler. Bu insanlar hep yerli. Giyimleri, kuşamları zaten Bolivya. Modern olanlar biraz daha okumuş etmiş, gündelik hayatta yaşayanlar, gündelik işlerde çalışanlar. Yerliler de para kazanma amacıyla şehre gelen, köyden, dağdan gelen insanlar. Latin Amerika'da, bütün ülkelerde hayat bu şekilde. Böyle bir içecek var. Komposto mu bilmiyorum ama. Böyle yapıyor, getiriyor, bardak bardak satıyor. Yerli halk. Bunların ışıklarını çok sevdim. Şu ışığa baksana. Küçük yeşil kırmızı yansın, onu da göstereyim. Bak, meydanda bile yerli halk bu şekilde. Bak, bu da küçük okul otobüsü tarzı bir şey. Kırmızı ışık şöyle. Minik tatlı. İlk defa böyle bir kırmızı ışık gördüm. Sadece Bolivya'da, çok küçük bir şey. Vay be. Gracias. Çakma saatler, fiyatlar çok iyi bu arada. $5 çocuk saati, $3. Güzel. $10. Nike falan yazıyor zaten ama. Çakma. Olmazsa olmaz. Latin Amerika'nın bana adaları. Herkes satıyor. Herkes bir şeyler satıyor. Bak, o hoşaftan yine. Yan yana ablalarımız satıyor. Kayısı gibi bir şey bu da, patates. Ha, bu ananas satıyor, o biri farklı bir şey satıyor. Güzel. Biraz. Aa, burada da yemek satıyorlar. Abla, yemek ister misin diye sordum. Vay be. Yeşil de abi. Ve yaya geçişinde asla durmuyorlar. Vay be. Nerede yaşıyorlar acaba ya? Hücum arabası. Savaşta ölen asker. Güzel. Bolivya, La Paz meydanı. La Paz. Yani Bolivya'da, La Paz'da, her Güney Amerika ülkesinde olduğu gibi sömürge ülkesiydi. İspanya sömürgesi. İspanyollar 1532 civarı geliyor. Sömürmedik, yer bırakmıyor. Bolivya'da bunlara dahil. Sonra 1800 civarlarında Simon Bolivar adlı bir şahıs, İspanyol asıllı, Venezuela doğma büyüme bir abi
Yani bu toprakların Atatürk'ü diyeyim size. Şu yoğunluğa bak, ne yiyorsunuz? Baya güzel şeyler var aslında. Ha, şu portakal tuzlayıp yiyorlardı, iyiydi. Neyse, bu abimiz Büyük Kolombiya adlı bir projeyle geliyor Latin Amerika'daki ülkeleri bağımsızlığa kavuşturuyor. Burada bir suç mu işlenmiş, bir şey olmuş ya. Abla dur. Sonracıma bağımsızlığa kavuşan ülkeler yavaş yavaş teker teker kendi ülkelerini kuruyorlar. Mesela Grand Colombia'dan, yani Büyük Kolombiya'dan Peru çıkıyor, Ekvador çıkıyor, Kolombiya çıkıyor, Panama çıkıyor, Bolivya çıkıyor. Bolivya da bunlardan biri. Yani La Paz'ın, Bolivya'nın bağımsızlığı Simon Bolivar'a dayanıyor. Ekmek, komposto, silah sesleri. Burada da banka önlerinde silahlı abiler bekliyor bak, eli tetikte. Eli tetikte öylece duruyor. Her an sıkarım yani, yaklaşma. Öyle bir yer, öyle bir kaos burası. Kırmızı ışığın tatlılığı bak, yine göstereyim. Sadece kırmızı ışığa bak. Bayıl, aa gitti be. Yine komposto. Seviyorlar. Bir tas da kova su getirmiş. Bu ne lan? Bir de kova getirmiş. Kovada da su var. Bardağı yıkıyor orada. Yenileyip veriyor. Yine ayakkabı silme. Latin Amerika'da meşhur. Silah sesleri. Bir şeyler oluyor ama hadi bakalım. Teyze de gülüyor. Sıkıyorlar ileride. Bolivya. Burası biraz masaj falan herhalde. Bu şekilde. Sanıyorum şu silah hidrojeni gibi bir şey mi acaba? Hidrojen. Yani silah jeli bulunur gibi bir şey. Oğlum ne oluyor ya? Bayağı sıkıyorlar yani. Hava eşek falan değil, silah ses. Ve kimsenin umurunda değil. Şuradan bir yerden geliyor. Kilisenin önüne gideceğim. Ve böyle sokak yemekleri var ya, hınca hınç. İnsanlar lapur lupur yiyor. Bak mısır satan bir abla. Bu patlamış mısır ama farklı bir çeşidi. Bu ablamız para değiştiriyor. Bu abla da değiştiriyor. Hola. ¿Cuánto vale un dólar? Un dólar. ¿Quiere vender? Sí. Oh, gracias, gracias. 7.60. Güzel fiyat. Şuraya geçelim. Polis abla değişik güzellikteydi. Kırmızı. Evet, nerede sıkılıyor silah ya? Turist polisiymiş burası. Yine kan bağışı, insanların kanını emiyorlar. Kilise önü. Sıradan bir Latin Amerika meydanı. Abimiz çorba yapıyor. Bunu dağıtacaklar galiba, bak yapıyor. İçeride İsa falan yazıyor. San Francisco Kilisesi'ymiş burası da. İnsanlar böyle meydanda takılıyorlar. İyi, kötü bir koku var ama ya. Tuvalet sidik midik bir şeyler.
kenarlara köşelere salmışlar galiba. Yani abilerin kafası iyi. Var ya. Şurada bir olay var. Oraya gidelim bakalım ne yapıyorlar. Bize kere de kadar kuvvetler. Bize kere de kadar kuvvetler. Ya niye bu hablar aquí? Por favor, nos respetaremos cuando uno está con la palabra. Yo siempre he sido educada de pedir la palabra, ¿no? Adamın ceketi Kore. C yazıyor ceketinde. İlk yardım falan yazıyor. Bu biraz yerli komitesi gibi bir şey. Güzel şehir, La Paz. Devam. Çikolata satıyor ya. Abimiz yatmış uzanmış. Keyfi yerinde gayet. Vay be. Böyle. Parayla oynayan bir ufaklık. Nereye girdim? Kurabiyeler bir şeyler. Bu arada Bolivya Latin Amerika'nın en fakir ülkesi. Neden? Çünkü denize kıyısı yok. Sebebi bu. Etrafını denize kıyısı olan ülkeler, yani Peru, Şili, Arjantin çevirmiş. Kuzeyde Kolombiya. O yüzden adamlar liman, deniz ticareti yapamıyor. Bir de dağlık. Yani dağlık ülkeler genelde fakir oluyor zaten. Öyle bir olay. Film satıyor kardeş. Bu yüzden Bolivya fakir. Bu sebeple de ucuz. Bayağı ucuz yani Bolivya. Yani böyle 1 dolardan aşağı doyabiliyorsun yani. Tabii zehirlenme riskim var. Ben zehirlendim. Şu anda kötüyüm hala yani. Tavuk mu yedim bir yerden? Bir şey yedim. Mahvoldum ya. Bir haftadır. Tuvaletten çıkamıyorum. Şuradan çıkalım. Devam edelim yolumuza. Bu şekilde. Bolivya, La Paz. Meydanda daha tarihi binalar var. Böyle eski İspanyol tarzı binalar var. Etli şey 5 sol diyor yani. 40 cent, 50 cent falan. 60 cent. Burada beyaz fanta var, limonlu. Papayalı falan. Değişik değişik. Si. Aşağı pasaj değil, tuvaletmiş bari. Ne yapalım? Karşıya geçelim. Bir arada müzelerin olduğu bir sokak varmış. Yani müzeye girmeyeceğim ama sokak tarihi ilgi çekiciymiş. Oraya gidelim. Bu da ben. Bolivya'da dolar çekildiğini duydum ATM'lerden ama görmedim. Denedim bir iki, bulamadım. Belli başlı ATM'lerden çekiliyor sanırım. Arjantin öncesi dolar çekip cebinde bulundurman gerekiyor. Tabii bunu turist savar hırsızlar bildiği için yol üstü herkesi soyuyorlar. Bu bir trik. Latin Amerika triği. Çünkü Arjantin'de hiper enflasyon var. Blue market dedikleri yani kara borsada peso atıyorum şu anki değerini bilmiyorum ama 1000 ise devletin bankasında 500. Yani sen 1 dolarını devlet bankasında 500'e bozuyorsun. Veya kartla işlem yaptığın zaman 500'e bozuluyor. 2 katı para ödüyorsun bir şeyler için. Ama yanında doların varsa kara borsada bozuyorsan o zaman rahatsın. Arjantin cennet. Cennet vatan. Burada bayılan bir abi. Başında bekliyorlar.
abi gitmiş. İncir, kaktüs meyvesi. Şöyle şuraya doğru gidelim. Ya şu kırmızı ışığın tatlılığına bak. Allah'ım öleceğim. Yeşil al, ne zaman desem yeşil yanıyor ya. Totem yaptım. Yeşil yanması için bunu diyeceğim. Yerli halk çok fazla hayatın içindeler. Ha bu da şey. Bankalarda para transferi yapan araç. Acayip korunuyor. Ki böyle soyulmasın edilmez. Abla iğrenerek baktı. Sandviç hazırlıyor. Şurada sağdan çıkınca sanırım güzel bir sokağa çıkacağım. Umut ediyorum. Burası biraz tekstil bölgesi diyor. Tekstil değil mi? Böyle boya falan mı? Teleferik daha tepeye gidiyor anasını diyeyim. Öyle bir düzen. Öyle bir sistem. Şura sanıyorum. Böyle taşlardan Trabzon simgesi yapmışlar. Kesin yanlış bir yere giriyorum ama hadi neyse. Bu arada Latin Amerika affetmiyor. Niye? Şöyle arada bir yerde sıkıştırıp beni dürtebilirler. Ne kadar özgüvenli olsam da, ne kadar hallederim desem de sonuçta nefes alamıyorsun. İki iter kakar koşarsın sonra bayılırsın. Merdiveni çıktım terledim ölüyorum. Düşün. Burası tarihi bir sokakmış üzerine olduğu. Evet doğru. Doğru yerdeyim. Burada soluklanıyoruz. Yemin ediyorum silah seslerinden geçilmiyor. Yakalayamıyorum ama. Paso pat pat. Evet caddemiz burası. Müzikales de Bolivya. Tatlı bir sokak. Müzelerin bulunduğu. İçeriği görüyor musun? Mesela şuna girelim. Müzenin resepsiyonu sağdaymış. Böyle müzeyi geziyorsunuz gördüğünüz gibi. İnkalardan heykel çıkarıp buraya getirmiş. Kültürel kafe. Açıksa bir girerim ama değil galiba. Burası tam turistik, insanlar bir şeyler satıyor. Tatlı, yerdeki taşlar falan güzel. İsa Musa. Güzel bir cadde. Kullama. Şu manzaraya bak ya. Bak şimdi arkada çalan müziğe dikkat edin. Araba geçsin. Böyle bir 80'ler 90'lar Amerika rock müziği. Ve Bolivyalılar buna bayılıyor. Yani birçok yerde böyle yaşlı insanların 80'ler 90'lar rock müziği, Amerikan rock müziği dinlediğini duydum. Bu da ilginçti. Yani başta bir iki dedim vay amcaya bak falan. Sonra baya böyle insanlar dinliyor yani. Ama yaşlılar, böyle 50-60 yaşlar. Güzel oturmuş iki tane. Açıyorlar rock müziği. Dinliyorlar. İlginç. Bak bunlar hep İspanyol mimarisi. Oha ATM'nin yanına para nasıl dağılıyor diye bir senaryo yapmışlar. Sanırım Evismo Bolivya başkanıydı. İşte para şöyle temizleniyor, mafyadan geçiyor bilmem ne. En son başkana geliyor. Başkan da ona geçiyor falan. Böyle bir şey yapıp asmışlar. İlginç. Ha böyle telefonlar bak. İnsanlar böyle yol üstü birilerini arıyorlar. Hatlı telefon. Ya baksana burada da var. Ya böyle cep telefonu olmayanlar herhalde bir sole insanları arayabiliyor. Ve şu boya yapan abilerin tarzı aynı. Yeşil, örme, şapka. İçine de şapka. Ağzı yüzü kapalı. Yani çok garip. Şuraya baksana bak. Bir örnek vereceğim.
Yukarıda cam patlamış üstten alttan, tuzla buz olmuş. Yani iki tane cam yandan tutuyor sadece. Ya düşse direktman aşağı ve altında 4 kişi oturuyor. Garip değil mi? Bence garip. Bak dedim ya, tarzları aynı diye, şapkalı falan hepsi aynı. Sanırım burada uyuyorlar ya. Abi nasıl aynı anda 3-4 tane çocuk günün ortasında saat 1? Nasıl hepsi birden uyuyabilir? Çok ilginç değil mi? Bence ilginç. Ve böyle hepsi çocuğunu yanında getiriyor yani. Burada bir teyze. İlginç. Burada bir tane teyze. Çocuğu kucağında. Emziriyormuş ya. Pardon. Burası da full yerler. Şu ne satıyor ya? Don mu? Çorap mı? Kadın çorabı. Bak iki sole yapıyor. Sosis. Ino composto. Sim card satıyor adam, baksana. Buenas. ¿Cuánto vale Entel? Entel, ¿cuánto vale? 25. 25, gracias. Ben 30 almıştım. Neyse. Çok herkes yani böyle ekmeğinde herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Baksana ayakkabı boyama olaylarını. Vay be. Hindistan cevizi Bolivya'da. Bak abi kambiyolar çok iyi. Ablamız burada para değiş. Ve yazmış dolar. Ha düşük, bak oradaki abla 7 bir şeyler yazmıştı. Hadi bir mola verelim. Kahvemizi içelim, sonra yola devam edelim. Bu çadırlar nedir ula? Lan burada mı yaşıyorlar? Bir şey diyeyim mi, hakikaten burada yaşıyorlar ha. Ev yapmışlar. Bunlar Venezuela falan da olabilir. Böyle çer çöpten evler. Ve içine girip yaşıyorlar yani. Köşeden bir yerden giriyorlardır. Abi şok oldu. Vay be. Fakir abi ne yapsın yani, ülkede para yok. Şu sattığıncık boncuklar. Tam belki biraz turistik ama yani 1 dolara 30 sente ne kazanacak? Burası tatlıymış. Burası La Paz'ın turistik sokağı. Genelde turlar burada oluyor. Aşağı San Francisco kilisesine bağlanıyor. Böyle bir kafe var, oraya oturacağım. Çok tatlış bir kafeye geldim. Bayağı güzel, 3 katlı. Bolivya'da böyle yerler de var. Yani tam turistik yapmışlar, tatlı. Girişte böyle küçük böyle. İşte anlamıyoruz yukarıda böyle bir yer oldu. Yine böyle ilginç bir restoran buldum. Böyle iyi restoranda niyeyse şansıma üst katta içeride falan bir handa denk geliyor. Müşterisi yok gibi. Gidelim bir şeyler yiyelim. Bakalım nasıl. Buna sopa. Tea. Oh, gracias. Wow. Yedi. Gracias. Sıradan bir şey sandım. Adam şov yaptı lan. Neyse, bu yolda gördüğüm komposto. Hep dedik ya böyle, bunlar ne satıyor diye. Sonunda önüme düştü. Gazlı. Gördüğünüz gibi gazlar yukarı doğru çıkıyor. İçinde bir meyve ve onun bayağı bizim kayısı hoşafı gibi bir şey. Hoşaf ya. Yani. Ama gazlı hoşaf. Bu da çorbamız. Bakalım. Yani şovu yapılan çorbamız. Kuru etli falan. Güzel. Fazla sağlıklı gibi. Şu neymiş?
ekmeğe birazcık alıyoruz. Aşırı sağlıklı. Güzel. Bir şey geliyor. Bol. Göreceğiz. Salsa. Göreceğiz. Ne geldi? Sosis, patates, soğan, et, yeşillik, ortada yumurta, bir şeyler. Bunu aynen domuz değilmiş, sordum. Domuz mu dedim, değil dedi. Ya güzeldi, çok bayılmadım ya. Ama ben çok karışık bol sevmiyorum, onunla alakalı galiba. Yenir ama güzel. Bu da waffle'ımız. Hadi bakalım. Küçük küçük. Çikolata soslu, çikolata aromalı bir waffle. Üzerine kuru... Bu ne lan? Elmanın ortası galiba. Ya da limon ortası. Şu ne? Anlamadım. Çilek. Ananas. Kakaolu waffle. Güzel. Burası toplam 6,5 dolar mı? Uygun aslında da. Midem kötü, havamda değilim, o yüzden çok hoşlanamadım.